Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle şiş ile yapılan güzel bir burgu çalışması yapacağız. Burgu modelimizi hem yetişkin örgülerinde hem de bebek örgülerinde severek kullanabiliriz. Uygun renkler kullandığımız zaman her iki grup içinde yani yetişkinler ve bebekler için çok güzel olabilecek bir model. Modelimiz dört ve katlarından oluşmakta. Şöyle görelim bakınız. Burgularımızda düz ilmeklerimizin üzerinde yapıyoruz ve arada da iki tane ters ilmeğimizi kullanabiliyoruz. Dilerseniz buradaki ters ilmeği bir tane ters olarak da düşürebilirsiniz. Ona göre başlangıçta da tabii ki sayımızı ayarlayarak örmeye devam edebilirsiniz modelimizi şöyle Görelim bakınız. Arkasına çevirdiğimde ön taraftaki ters olan ilmeklerimi burada bakınız düz düz belli. Ve öndeki düz olanlar arkadan ters bu şekilde görülmekte. Evet modelimizi kurmak için az a, ilmekle başladım ve hemen birlikte kuralım. Modelimizi ters yönden kurmaya başlıyoruz. Bu ipimizin olduğu yer ters örgümüzün tersini göstermekte. Yani buradaysa ipimiz sağ tarafta ise sağ elimizden tarafa geliyorsa örgümüzün şişini çevirdiğimiz zaman bu örme ucu burası örgümüzün arka yönünü göstermekte. Eğer örgümüzün şişimizin ucu diğer tarafta olduğu zaman şu şekilde bakınız. Burası da örgümüzün düz yönünde olduğumuzu gösterir. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım ben burada iki tane model olacak kadar ilmeğimi ayarladım şöyle bir tane de düğüm atmak istiyorum ilmeğimizin sıkıntı oluşturmaması için hemen bir tane ilmeğimi boş alıyorum ve iki tane ilmeğimi hemen düz örgü olarak örüyorum bir iki İki düzümüzü ördükten sonra dört tane tersimi örüyorum. Tersimi öreceğim zaman her bir tersimi ördükten sonra bir tane artışımı yapıyorum. Birinci ters ilmeğimi örüyorum. Bir tane artıyorum. İkinci ters ilmeğimi örüyorum. Bir tane artıyorum. Üçüncü ters ilmeğimi örüyorum. Bir tane artıyorum. Dördüncü ters ilmeğimi örüyorum ve bir tane artıyorum. Bakınız 4 ters ilmeğimizi ördük. Her bir ilmeğimizi ördükten sonra bir tane artışımızı yaptık. Şimdi dördüncü tersi ördükten sonra bir tane artışımı yaptım. Hemen 2 tane düzümü örüyorum. 1 ve 2. 2 düzümüzü ördükten sonra tekrar 4 tane tersimi örmeye başlıyorum. Yine aynı şekilde birer tane de artışma yapıyorum ipimi şöyle alıyorum üzerine ikinciyi örüyorum ipimi alıyorum üçüncü örüyorum ipimi üzerine alıyorum ve dördüncü örüyorum dördüncü tersimi ördükten sonra tekrar ipimi üzerine alıyorum iki tane düzümü örüyorum ve son dört e, normalde 4 ve katlarından oluşmuştuk. Birer tane de kenar ilmeklerimiz var. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve modelimi bu şekilde ilk ters yönde başlatmış oluyorum. Lastiklerinizi haroşa ya da düz lastik olarak nasıl başlatırsanız başlatın. Örgümüzün ters yönünden bu işlemimizi yapalım. Şimdi modelimizin düz yönüne geldim. Modelimizin düz yönünde hemen ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve sırada iki tane diğer yönde düz örmüştük. Bu yönde ters olan ilmeğim var. Onları hemen örüyorum. Ters olarak 1 ve iki. İki tersimi ördüm. Buradaki bu çukur içerisindeki kalan kısımlarımız. Bakınız şurası. Şimdi yaptığımız işlem şimdi e, modimizin ilk kurulum olan yerini örmeye şuradan başlıyoruz. Dört tane ilmeğimi örmeye başlıyorum. Bakınız ilk e, başladığım yerde. Üzerine aldığım ip beni karşılıyor hemen. Bakınız iki tane tersimi ördüm. Üzerine aldığım ilmek beni karşılıyor hemen. İlmeğimi boşaltıyorum. Bakınız ilmeğimi boşaltıyorum ve ördüğüm ilmeği şu şekilde diğer tarafta örmüş olduğumuz ilmeği uzatarak alıyorum. Buradaki ipimizi üzeri şişimizin üzerine aldığımız kısmı sadece uzatma olarak kullanıyoruz. Diğer ikinci uzatma olarak öreceğimiz ilmeğimiz yani şişin üzerine aldığımız ilmekle karşılaşıyorum. Hemen onu da boşaltıyorum. Bir sonraki ilmeğimi de yine örmeden şişime uzatarak takıyorum. Bakınız ipimiz arkada. Tekrar diğer ilmeği boşaltıyorum. Üçüncü ilmeği tığıma, şişime takıyorum. Ve diğer ipi boşalttım. Dördüncü ilmeği de şişime takıyorum. Şu şekilde dört tane ilmeğim uzun bir şekilde oluştu ve bunları örmedik sadece uzattık ee, üzerine aldığımız ilmekleri de bakınız bu düz ilmeklerimizin uzaması için kullandık şimdi burada hemen Şuradaki görmüş olduğumuz çaprazlamayı yapacağız öndeki bakınız Şuradaki görmüş olduğumuz iki tane ilmeği diğer şişe ikişer ikişer geçirdik bakınız hepsini aynı anda da geçirebilirsiniz arkadaki iki ilmeği öndeki ilmeklerin üzerinden atlatalım. Hemen atlatıyorum. Atlattıktan sonra şöyle güzel bir çarpı işaretini görüyorum bakınız. Ve tekrar bu atlattığım ilmeklerimi sol elimdeki şişme takıyorum ve ipimi örgümün devam ettiği yönde örmeye başlıyorum. Arkadaki iki ilmeğimi öne almıştım. Sırasıyla önce öndekini Sonra ikinci geleni bakınız örüyorum. Arkadakini değil. Şimdi ilk kurulduğu için bu şekilde kayabiliyor. İkinciyi örüyorum. Atlattıklarımın her ikisini ördüm bakınız. Sonra üzerinden atladığımız iplerimiz geliyor. Önce öndekini sonra diğer iki ilmeğimi örüyorum. Toplamda dört tane ilmeğimi bu şekilde çapraz yaparak örüyorum. Aradaki iki ters ilmeğimi örüyorum ve tekrar hemen bakınız üzerine aldığımız tersimizden sonraki aldığımız ilmekle karşılaşıyorum ve boşaltıyorum diğer ilmeğimi şişime örmeden takıyorum bir sonraki şişin üzerine aldığımız ilmeği boşaltıyorum ilmeğimi örmeden düz olarak şöyle uzatarak takıyorum üçüncü yine boşalttım ilmeğimi şişime taktım Dördüncü bakınız ipimizi şişimizin üzerine aldığımız boşaltıyorum. Dördüncü ilmeğimi de şişime şöyle asılarak takıyorum ve ilmeklerimi uzun uzun görüyorum. İlmeklerimin dördünü ister ikişer ikişer geçirebilirsiniz. Rahatlıkla şu şekilde diğer sol elimdeki şişime geçiriyorum. Sol elimdeki şişime geçirdikten sonra 2 2 bölüyorum. Öndeki 2'nin üzerinden arkadaki 2'yi geçiriyorum. Ve şöyle görmüş olduğumuz gibi bir tane çarpımızı oluşturuyoruz. Şöyle bakınız. Çarpımızı diğerine taktım. Sırasıyla örüyoruz. Önce en öndeki ilmeğimi örüyorum. Sıradaki ikinci ilmeğimi örüyorum. Önden atlattığım ilmeklerimi. Sonra arkada kalan üzerinden atladıklarımızı birer birer düz olarak örüyorum ve ikinci burgumu da bu şekilde yapmış oluyorum. Sonrasında iki ters ilmeğim ve kenar ilmeğimi de örüyorum. Örgümün tekrar ters yönüne geldim. Ters yönünde herhangi bir işlem yapmıyorum. Sadece e, bu modelimizde işlemi yaptığımız iki tane bölüm vardı. Hemen onları da yaparak e, modelimizi kurduk. Birinci bölümümüz ilmeklerimizi arttırdığımız diğeri ise ilmeklerimizi boşaltıp çaprazlama yaptığımız bölümümüz modelimizin sadece uygulandığı bölüm diğer taraflarda düzleri düz tersleri ters olarak nasıl görürsek o şekilde örerek ilerleyeceğiz şimdi modelimin tekrar arka yönünü çeviriyorum başlıyorum nasıl görüyorsam o şekilde örüyorum İki düzümü ördüm bir iki 3 4 2 düzümü örüyorum 1 2 3 4 tersimi ördüm 2 düzümü örüyorum ve son ilmeğimi örüyorum Evet arka yönden de gördüğümüz gibi ördük şimdi ön yönü çeviriyorum önden de aynı şekilde gördüğümüz gibi örelim 1 İki bakınız iki tane tersimi ördüm, düzlerimi örüyorum. Dördüncü sıramız burası. İki tersimi, düzlerimi örmekteyim. Tersimi örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Örgümüzün düz yönüydü burası bakınız. Şimdi ters yönümüzü çevirelim. Ters yönümüzde de yeniden modelimizi kurmaya başlayalım. Modelimiz ters yönden kurulan bir model çalışmasıydı. Hemen ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir, iki tane düzümü örüyorum. Dört tane tersimi örerken hemen modelimi kurmaya başlıyorum. Bakınız burada çok çok daha güzel çıkacak modelimiz. Birinci tersimi örüyorum. İlmeğimin üzerine ipimi alıyorum. İkinci tersimi örüyorum. Şişimin üzerine ilmeğimi alıyorum. Üçüncü tersimi örüyorum. Tekrar ipimi alıyorum. Dördüncü tersimi örüyorum. İpimi alıyorum. İki tane düzümü örüyorum. Tekrar tersime geldim. Önce örüyoruz. Sonra ipi üzerine alıyoruz. Bakınız önce tersimi ördüm. Şişimin üzerine ipimi aldım. İkinci tersimi ördüm. Tekrar şişimin üzerine ipimi aldım. Üçüncü tersimi ördüm. İpimi aldım. Dördüncü tersimi ördükten sonra yine ipimi üzerine alıyorum ve düzümü örüyorum. Düzlere geliyor dördüncü tersten sonra. Düz örgülerimi ördükten sonra örgümün yeniden düz yönünü çeviriyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Bakınız modelimizin sadece kurulum aşaması bir burası. ve de diğer düz yönde ikinci aşama yaptıktan sonra diğerisi gördüğümüz gibi düz şekilde örmekteyiz. Evet şimdi hemen bizi bakınız şişimizin üzerine aldığımız ipimiz karşılığı hemen boşaltıyoruz. İpimizi örmeden düzümüz uzatıyoruz. Arkadaki ilmek de hemen boşalıyor. Bakınız boşaltıyorum. İkinci ilmeğimi takıyorum. Örmeden boşaltıyorum. Üçüncü ilmeğimi takıyorum. Yine uzattığım ilmeği yani üzerine aldığımı uzatıyorum. Dördüncü ilmeğimi de takıyorum. Dört tane düz ilmeğimi taktım. Dördünü birlikte geçirebileceğiniz gibi tek tek de geçirebilirsiniz. 2 i̇ki, iki de nasıl kolayınıza gelirse. Dört tane ilmeğimi sol elimdeki şişime geçiriyorum. Arkadaki ikiyi öndeki ikinin üzerinden geçiriyorum. Şu şekilde. Ve tekrar takıyorum. Bakınız. Ve örmeye başlıyorum. Öndeki ikiyi Bir. Düz olarak ve geçirdiğim ilmeğimi bakınız örüyorum arkadan ipim katlı olduğu için biraz e, katını ayırmak istemiyorum İkisini ördüm diğer ilmeklerimi örüyorum dört tane ilmeğimi bu şekilde ördüm iki tane aradaki tersimi örüyorum iki tersimi ördükten sonra hemen ilmeğim karşılıyor beni boşaltıyorum düz ilmeğimi örmeden takıyorum boşaltıyorum düz ilmeğimi örmeden takıyorum ve ipim hep arkada bu işlemi yaparken düzü takıyorum boşaltıyorum düzü takıyorum ve diğer şişime dördünü geçiriyorum iki tane ilmeğimi diğer iki ilmeğimin üzerinden geçiriyorum ve takıyorum yine önce öndekini Sonra hemen ardından geleni örüyorum. Üzerinden aşırttıklarımızı diğer iki ilmeğimi de sırasıyla örüyorum. Ve bu şekilde burgularımız ortaya çıkıyor. Diğer terslerimizi de hemen örüyoruz. Tekrar gördüğümüz gibi örüyoruz. Üçüncü sıramız burası. Gördüğümüz şekliyle 2 düz 4 ters şeklinde örüyorum bakınız. 2 tane düzüm 4 tane tersim. 3 ve 4. 2 düzüm ve kenar ilmeğim. Çeviriyorum. Burası da 4. sıramız oluyor. Gördüğümüz gibi ilmeklerimizi örüyoruz. Düzleri düz, terslerimizi ters. Ters iki ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeklerimi örüyorum ve modelimizi yeniden kurmak için ters yöne geliyoruz. Bakınız şu şekilde modelimizi kurduk. Şimdi yapacağımız işlemde yine aynı biraz önceki yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar ediyoruz. İki tane düzümü örüyorum. Terslerimi örmeye başladığım zaman hemen önce tersimi örüyorum. Sonra üzerine ipimi alıyorum. İkinci tersimi örüyorum. Üzerine ipimi alıyorum. Üçüncü tersim, üzerine ipim, dördüncü tersim, üzerine ipim, dördüncü tersten sonra üzerine ip aldığım, aldıktan sonra da düz örgümüzü örüyoruz. Sonrasında tekrar ters üzerine alıyorum, ters üzerine alıyorum, ters üzerine alıyorum, ters üzerine alıyorum, ters üzerine alıyorum ve düzümü örüyorum. Diğer düzümü örerek tamamlıyorum modelimizi bakınız üçüncü kez kurmaya başladık ve bu şekilde e, örerek ilerleyeceğiz. Şimdi almasın tekrar bir daha birlikte yapalım. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Terslerimi örüyorum. İpimiz bakınız çok katlı. Katlı ipler biraz daha rahatsız edici olabiliyor. İlk ilmeğim bakınız karşılığı hemen boşaltıyorum. Bu arada da ipimiz öreceğimiz ipimiz arkada duruyor alıyorum düz ilmeğimi takıyorum boşaltıyorum ikinci ilmeğimi takıyorum üçüncüyü takıyorum boşaltıyorum aldığımı dördüncüyü takıyorum şöyle uzatarak ayarlıyorum dört ilmeğimi isterseniz birer birer eliniz alışana kadar da yapabilirsiniz isterseniz dördünü aynı anda alabilirsiniz ya da ikişer ikişer nasıl kolayınıza gelecekse Evet şimdi arkadaki iki öndeki 2'nin üzerinden atlatıyorum bakınız. Hemen şöyle tutuyorum öndekini kaçmasını istemiyorum. Aşırdım bakınız ve takıyorum. Ve örmeye başlıyorum. Aşırdığım iplerimi ilk önce örüyorum. 1 ve diğerini aşırmıştım bakınız. Şöyle çekiyorum ve 2 arkadaki iki tane ipimi de örüyorum ilmeklerimi ve şu şekilde çaprazlarımı oluşturuyorum ve devam ediyorum Evet model çalışmamızın bu şekilde sonuna kadar geldik bu tersleri tersten düzleri düzden örerek tekrar diğer iki yüzü de devam edeceğiz ve sonrasında modelimizi yeniden kuracağız Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Son derece kolay ve zevkli olan çalışmamızla istediğimiz örgüleri örebiliriz. Evet yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.